hem tarih olarak da güzel bir gün, hem Cuma günü, haftanın sonu. Hafta boyunca gösterdiğimiz eforların karşılığını hafta sonu güzel geçirerek, güzel geçirmeyi daha doğrusu ümit ederek istediğimiz bir gün. Aynı zamanda da 14 Mart Türkiye'de, bütün dünyada değil sadece Türkiye'de tıp bayramı, sadece doktorların değil aynı zamanda bütün sağlık çalışanlarının bayramı. Onun için burada olan tüm sağlık çalışanlarının ve yakınlarının tıp bayramını kutlayarak söze başlıyoruz. Yine dolu bir programımız olacak diye ümit ediyoruz. 14 Mart Tıp Bayramı'nın anlamını ifade etmek üzere bazı konuklarımız olacak, bizlerle beraber olacaklar. Bazı gösterilerimiz ve yine bazı sanatçılarımız 14 Mart Bayramı adına Cuma gününü, Cuma akşamını renklendirecekler. Önce, hepsinden önce, en son 2,5 ay önce zaten buradaydık, yılbaşını kutladık. Yeni yılda ilgili beklentilerimizi paylaştık. 2014 yılından arzu ettiklerimizin bir bölümünü 2,5 ayda gerçekleştirmeyi de başarmış olduk. Şimdi önce Avrasya Hospital 15 yılda nereden nereye gelmiş ve ne gibi hedefleri var, bununla ilgili videomuzu izleyerek programımıza başlıyoruz. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değil. İnsan sağlığına hizmeti bu vizyon ile başladık. Sağlık, eğitim ve çevre odaklı misyon ile oluşturuyor. İleri deneyim ve teknoloji gücüyle sürekli geliştiriyoruz. Böylece insana layık kaliteli sağlık hizmetini ekonomik imkanlarla sunarak insanımızın bedenen, ruhen ve sosyal olarak kendisini iyi hissetmesini sağlayan şifa kapısı olmaya devam ediyoruz. Sağlık alanındaki değişiminin öncülerinden olan Avrasya Hospital, hizmetlerini çağdaş ve dinamik yönetimi ile geliştiriyor. Güven yüzlü personeli, hızlı, etkin, güvenilir takım ruhuyla çalışan kadrolarıyla verimli ve istenen kalitede çözümler üretiyor. Gelişmiş teşhis, görüntüleme ve tedavi teknolojisi donanımlı kardiyovasküler, kanser, kadın doğum, medikal estetik, güzellik merkezleri başta olmak üzere tüm branşları kapsayan klinik ve polikliniklerde ileri deneyimli bilim insanları, medikal kadroları, yardımcı sağlık personeliyle Avrasya Hospital şifa sunuyor. Depreme dayanıklı ve akıllı bina teknolojisine sahip binaları oldukça geniş, güzel çevre düzenlemesi içerisinde. 17 bin metrekare kapalı alanın, 4500 metrekare otoparkları, hastalarına, yakınlarına pratik ve rahatlık sunan konforuyla burası Avrasya Hospital. Asya ve Avrupa'nın buluştuğu İstanbul'dan dünyaya açılan şifa kapısı. Avrasya Hospital, kalp. Görüntü yarım kaldı ama zannediyorum bu kadar. Kalple ilgili bölümü önceden verdik belki. Neyse biz programımıza devam edelim. Şimdi tıp bayramında sadece hekimlerin değil, aynı zamanda bütün sağlık çalışanlarının da bayramı olduğunu söylemiştik. Şimdi fazlasıyla içimizden biri, aynı zamanda çok samimi ve içten bir dost, içi dışı eşsiz bir anne, İçi ayrı, dışı ayrı, renkli bir hekim ve iç hastalıkları uzmanımız Sayın Ayşegül Navdar, aynı zamanda hemşerimiz. Karadeniz'in ve Nazlar'ın gururu. İlk kez bu mikrofonlarda birlikte olacak ama ilk olanlar bazen çok iyi performans gösteriyor.
yılbaşı dönüşü beynimiz şaşırtmışlar. Bakalım Ayşegül neler hazırladı bizler için. Öncelikle Türk bayramımızda bizi yalnız bırakmayan misafirlerimiz bize hoş geldiniz demek istiyorum. Güzellikler her zaman eskir ve yıkanır derler. Oysa ki Avrasya Hospital zamanla genişleyen kadrosuyla ve tam teşekküllü altyapısıyla gün geçtikçe daha güzelleşiyor, canlanıyor ve büyüyor. Hekim olarak böyle tecrübeli, bilgili ve yetenekli bir ekibin uzun yıllardır parçası olmaktan mutlu ve gururluyum. Bunun yanı sıra kendimiz ve sevdiklerimiz için A'dan Z'ye tüm sağlık hizmetlerimizi güvenle, gönül rahatlığıyla aldığımız şifa kapısıdır Avrasya Hospital. Tıp bayramı vesilesiyle bir araya geldiğimiz bu güzel günümüzde bize her zaman destek olan sevgili hemşirelerimize, ebelerimize, laborantlarımıza, radyoloji teknisyenlerimize ve tüm personelimize hekim arkadaşlarım adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Huzurlu bir ortamda bizi bir çatı altında bir araya getiren Sayın Hüseyin Kurdu ve ailesine ben ve tüm çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Peki, biz de Ayşegül Hanım'a teşekkür ediyoruz. 15 yılı geride bırakan Avrasya Hospital'da sürekli yenilikler oluyor biliyorsunuz. Bu gerek teknolojik anlamında, gerek mimari anlamda, gerekse kadro anlamında. Kadroda yer alan hekimler, hemşireler yılların etkisiyle yaşlanmıyorlar, tam tersine enerjilerini arttırıyorlar. Yılbaşıdan bu yana 2,5 ay içerisinde benim de imajımda bir yenilenme ve malzemelenmeyi fark etmişsinizdir. Umarım iyi olmuştur. Hastanemizin sürekli yenilenen ve güçlenen kadrosuna kısa bir süre önce katılan bir hekim arkadaşımızı şimdi çağırıyoruz. Aynı zamanda katılmasıyla beraber yeni bir bilimi de işlere geçiren Medikal Onkoloji bölümünde sorumlusu Doçent Doktor Mahmut İlhan Bey. Teşekkür ederim. Ben, yani benim sunduktan sonra bayağı 1,5 yılı geçti. Ben de bütün misafirlere, yabancı ve bizim hastanemizde çalışanlara hoş geldiniz diyorum. Yönetim kurulu başkanımız ve ailesi, eşi hoş geldiniz diyorum. Ben de bu kurumda çalışmaktan çok memnunum. Biz burada doktor arkadaşlarla beraber hemşire, personel, işte hostes, laboratuvardaki herkese birlikte çok uyumlu ve etik çalışıyoruz. Ben de doçentim, 2 yıllık profesörlüğüm geçiyor. Ama söyleyebilirim bütün çalışma yaşamım boyunca en rahat çalıştığım yerlerden birisi burası. Onun için biz de diyoruz biz insanız. İnsan doğduk, yaşıyoruz ve öleceğiz. Yaşadığımız süre içinde hekimlik yaparken tıp bilgisiyle insana hizmet ederek karşılığını alıyoruz. Ve buradan da insanlar çok memnun ayrılıyorlar. Bize gelen geri dönüşler. Bazen öyle ki diyelim İstanbul ve Türkiye'nin en önemli hastanesi yani reklam ve sınıf açısından Amerikan hastanesi. Ona rağmen bazı hastalar orada ameliyat olacak bir öğretim üyesini mümkünse buraya gelsin, biz burada olalım ve böyle şeylerle de karşılaşıyoruz. Kısacası biz burada mutluyuz. Elimizden geldiği kadar burası daha iyileştirme çabası içinde olacağız. Bir aksilik olmadığı sürece burada çalışacağız. Daha güçleneceğiz. Burasını hizmet veren bir kurumdan bilim öğreten bir kurum haline getirmek çabası içinde olacağız. Herkese sevgiler, saygılar. Biz de Sayın İlhan'a teşekkür ediyoruz. Fazlasıyla morale ihtiyacı olan onkoloji gibi kritik bir dalda hizmet veriyor. Ve burada üniversite hastanelerinden ve A grubu hastanelerden hiç yeri kalmamamıza da önemli
katkıda bulunuyor. Hem kurduğu sistem için hem desteği için hastane adına bir kere daha teşekkür ediyorum. Onu da tıp bayramını kutluyoruz. Tabii ki sadece doktorların bayramı değil, tıp sadece doktorlar, hekimler demek değil. Aynı zamanda önemli bir parçamız da hemşireler. Artık bu tip günlerde, gecelerde her zaman sözlerine, konuşmasına ihtiyaç duyduğumuz Gülay Hazretli başhemşire olarak özgü bir konuşma gerçekleştirecek. Hemşire kıyafetiyle, her alışına gelmiş saçlarıyla. Toplumumuzun değişken ve saygın bir mesleğe kurulu olan hekimlerimizin tüm çalışma arkadaşlara 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Günaydın. Gerçekten özgür ve kısa konuşmanın üstadı olduk. Ve her seferinde farklı konuşuyor. O yüzden ayrıca tebrik etmek lazım. 15 yıldır tanıdığım için kendindeki hem kişisel performansındaki gelişim hem fiziksel gelişim de ayrıca tebrik ediyorum. Saçlarını değiştirmemedeki ısrarını da ayrıca kutluyorum. Kendim tabii ki. Sırada da yine böyle günlerde, böyle gecelerde daima konuşmasından faydalandığımız başhekimimiz, nöroloji uzmanı aynı zamanda Gürkan Uslu. O da siyahı seven tarzıyla. Ben tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Tüm çalışma arkadaşlarımı burada görmekten çok mutluyum. Gerçekten az önce konuşan arkadaşlarımın duygularını çok güzel yansıttıklarını düşünüyorum. Çünkü tüm çalışma arkadaşlarımın aynı şekilde burada olmaktan ve burada çalışıyor olmaktan zevk aldıklarını düşünüyorum. Öyle bir birlikteliğimizin olmasının bize güç kattığını düşünüyorum. Bu da bize hem teknolojik olarak hem de desteğiyle her zaman yanımızda olan Sayın Hüseyin Ömer'e çok teşekkür ediyorum bu anlamda. Arkadaşlarımın çok özel yaşantısızlıklarının farkındayım. Sadece doktor arkadaşlarına söylemiyorum. Tüm çalışma arkadaşlarımızın aynı özel içerisinde olduğunu, sağlığın bir ekip işi olduğunu, hepimizin farkında olduğunu biliyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin bayramını kendimden istiyorum. Güzel Türkler Hanım'ın hem bütün ekimlerimizin Avrasya Hospital'ın ve bütün Türkiye'deki ekimlerin ve dünyadaki ekimlerin de Tıp Bayramı'nı kutluyoruz. Programımızın bu bölümünde sevgili konuklar 14 Mart adına hastanemiz adına şüphesiz fazlasıyla Avrasya Hospital'ın kuruluşunda ve yaşamasında ve geliştirilmesinde emeği geçen Yönetim Kurulu Başkanı Genel Cerrahi Uzmanı Sayın Hüseyin Urlu'yu davet ediyoruz. Hüseyin Bey de anti-aging'de başarılı olan doktorlarımızdan 60 küsur yaşında, küsürünü söylemeyelim ama hiç öyle olmadığını görüyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Gerçekten birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızdan aldığımız enerjiyle genç olmaya, genç durmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum. Nermin Hanım'ı da tebrik ediyoruz. Size iyi bak diliyoruz. Tıp Bayramı 1827'lerde modern tıbbın ülkemize gelmesiyle bir nevi başlamış oluyor. Daha sonraki yıllarda bu tarihi bu şekilde modern tıbbın ülkemize gelmesiyle kutlamaya başlanmıştı. Ben bugün burada bulunan tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Sayın Kaymakamımıza hoş geldiniz diyorum. Parti yöneticisi ise arkadaşlarımız burada. Diğer misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Tüm doktor arkadaşlarımın, hemşire arkadaşlarımın baştan tıp bayramlarını kutluyorum. Avrasya Hospital gerçekten birlikte çalışmaktan ve güzel şeyler üretmekten mutlu olduğumuz bir aile, bir yuva diye düşünüyorum.
bugüne kadar yaptığımız gerçekten bir referans hastane olmak için bütün emellerimiz böyleydi. Birçok tedaviler, teşhisler her yerde konabilir ama birçokları da gerçekten önemli altyapı gerektirir, cihaz gerektirir, donanımlı bilgi ve beceriye sahip hekimleri gerektirir ve onun ekibini gerektirir, hemşiresini, diğer ekipleri gerektirir. Biz şükür burada iyi bir seviyeye geldiğimize inanıyorum. Bugün 20 sene, 30 sene önce Türkiye'den hastalarımızın birçoğu kanser tedavisi için veya kalp ameliyatları için veya başka ameliyat veya teşhisler için yurt dışına giderdi. Artık gerçekten gurur duyuyoruz. Birçok yurt dışından hastalar gerek Balkanlardan, Türkiye devletlerinden, Orta Doğu'dan, Avrupa'dan her yerden ülkemize geliyor ve buradan da bekledikleri sonuçları alarak teşhislerini koydurabiliyorlar, tedavilerini yaptırabiliyorlar. Ülkemizde de birçok hastalarımız artık yurt dışına gitmeye gerek görmüyor. Burada çünkü teşhisleri, tedavilerinin en iyisini yapılacağına artık inanıyorlar. Yani Türkiye'de tıp oldukça ilerledi ve en ileri ülkelerin seviyesine de geldi. Biz de burada üzerimize düşeni en iyi şekilde yaptığımıza inanıyorum. Bunu yaparken tüm hekim arkadaşlarımın konusunda çok becerikli olduklarını ve iyi donanımlı olduklarını, bilgi sahibi olduklarını da görüyorum. Ben bundan sonra da çok daha güzel hizmetler vereceğimize inanıyorum. Böyle bir günde birlikte olduğumuz için yine çok teşekkür ediyorum. Misafirlerimize de geldikleri, katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Nice bayramlara diyorum. Saygılarımla. Bizler için de teşekkür ediyoruz. Avras Hospital adına, çalışanlar adına. Avras Hospital 15 yılda hakikaten öyle başarılı oldu ve böyle önemli mesafe kat etti ki 2014'te de 2015 yılı itibariyle inşallah bir kardeşi daha dünyaya gelecek. Doğum hazırlıkları devam ediyor. Biz takip ediyoruz gibi. Sırada şimdi Avras Hospital'la beraber büyüyen bir ilçemiz de var aynı zamanda Zeytinburnu. 1999'daki Zeytinburnu'yla 2014 arasında da ciddi farklar var her anlamda, sosyal anlamda, mimari anlamda, gelişim anlamında diyelim her vatandaşın sosyo-kültürel gelişim anlamında da önemli farklılıklar var ve şimdi de böyle durumlarda Zeytinburnu'nun kaymakamları her zaman yanımızda oluyor, uzun süreli görevler alıyorlar ama değişen kaymakamlar doğdu. Şimdi şu anki görevde olan Zeytinburnu Kaymakamımız Sayın Ufuk Seçilmiş'i hem katıldığı için teşekkür ediyoruz kendisine hem de kısa bir konuşma için ya da uzun bir konuşma için buraya davet ediyoruz. Yani çok uzun konuşmayacağım. Öncelikle ben tüm sağlık çalışanların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Yaklaşık 6-6,5 ay kadar oldu Zeytinburnu'nda. Başladığımız günlerde hemen Avrasya Hospital'la ya da Avrasya Hastanesi ile tanıştık. Buradaki kurumsal ciddiyeti de gördüm. Bugün akşam olduğu gibi bir aile sıcaklığını da gördüm Avrasya Hospital'da. Ben hem kurumsal ciddiyeti, hem işini yaparken yaptığı ciddiyeti, hem de bir aile sıcaklığını buraya yansıttığı için hastanenin yönetimine ve başta Hüseyin Bey'e çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Tıp mesleği zor, güzel ve çok önemli bir meslek. Doğrudan doğruya insanla uğraşıyor, insan sağlığıyla uğraşıyor. İnsan hayatının daha kaliteli, daha iyi sürmesi için ve insan hayatının sürmesi için çaba gösteriyorlar ve kutsal bir meslek. Ben özellikle
bu mesleğe gönül vermiş ve en zor koşullarda bile bu mesleği en iyi şekilde yapmaya çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza hem çok teşekkür ediyorum hem de şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel ortamı hazırladığı için, bu güzel hastanede insanlarımıza en iyi, en güzel sağlık hizmetlerini sunduğu için hem siz Avrasya Hospitali çalışanlarına hem de bu kurumsal kültürü ve aile sıcaklığını buraya yerleştiren Avrasya Hospitali yönetimine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Evet, gerçekten hem özlü hem güzel hem kısa. Böyle zamanlarda özetle dediğimiz için bazen kısa konuşması için diyoruz. Hem de gelen kişiyi zorluğunda bırakmamak için ama kaymakamımız gayet güzel ve özlü konuştu. Kendisine hem Zeytinburnu'daki performansı için hem gelecekteki güzel günler için hem de Zeytinburnu'na kattıkları ve sonrasına katacakları için tekrar teşekkür ediyoruz. Kıtlar yanında da yanımızda olduğu için ayrıca. Şimdi beden dili uzmanı Rikon İlhan Doğan ve Avrasya Hospitali çalışanlarının hazırladığı bir skeç ile sizlerle başlıkta olacağız. Sen bir neden alma. Ayakta dön. Bu arada sunuculukta bana yardımcı olan Gönül Güney'e de teşekkür ediyoruz. Biraz daha kısa bir süre sonra ben emekli olacağım ve Gönül'e vereceğiz mikrofonu inşallah. Skeç'e katılanlar isterse kendini tanıtsınlar bu arada hazırlayın. Selma Cengiz. Sultan Kalyoncu. Evet, Selma Cengiz, Sultan Kalyoncu. Sen de var mısın? Samet Çırtıl. Başka? Ali Bey var mı? Eda Genç. Ali Uğurlu? Evet. Ali Uğurlu da var, evet. Türkan... Selma zaten hastanemizin en şık giyinen kızlarından. Kendi saçlarını kendi boyuyor. Kendisine bir ayakkabı sözümüz de var. Bana büyük terlik getirdiği için. Sultan zayıf muhasebe elemanlarına. Samet çalışkan personellerimizden. Başlıyor, peki. Ay günaydın Selma, nasılsın bugün? Günaydın arkadaşım, iyiyim valla. Bugün inşallah potansiyelimizin çok iyi olur. İnşallah biraz. Ben bugün ekran bölgeye bakıyorum. Bayağı bir yoğunluğumuz var zaten, bak. Bizde bir de şimdi ders anlatacağız. Evet, evet. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Benim hocam. Aa, günaydın hocam, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Biz iyiyiz, teşekkür ederiz. Bugün liste çok kalabalık hocam. Aa, hastalarım benim. Bütün hastaları da sizlere aldınız. Siz hiç merak etmeyin. Bugün çok yoğun olacak. Çok güzel hastalar yönlendirdik. Ama bugün size. Çok şıksınız hocam. Yani bütün hastalar zaten sizi görünce iyileşecektir. Sizler de çok güzelsiniz efendim. Teşekkür ediyoruz hocam. Hepsini size yazdık hastalarım. Merak etmeyin. Evet. Hastalarım. Dört şeyinde ikramlarımızı öğrenin efendim. Teşekkür ederim hocam. Hastalarım. İyi günler. Buyurun, hoş geldiniz. Ben muayene olmak için gelmiştim. Randevu alacaktım. Ama hastanenizin en iyi doktoru istedim. Para mühim değil.
Kamuran Bey. Kamuran Bey gerçekten. Çabuk içindeki Kamuran Bey mi? En az onun kadar yakışıklı. Gerçekten en az onun kadar yakışıklı. Görünce anlayacaksınız zaten. Samimiyetinize dayanarak söylüyorum. Ben kendi bütün yakınlarımı Kamuran Bey'e yönlendiriyorum. İnanın böyle bakıyor, şikayeti anlıyorsunuz hemen tedavi. Yani hiç beklemiyorsunuz. Hiç önemi yok, hiç önemi yok. Yalnız yeter, şöyle yok. Bir küçük, çok küçük, şu kadar bir problemimiz var. Çok iyi bir doktor. İyi bir doktor olduğu için malum yorumluğu var. Ama yorumlu, çok bekleyemem. Hayır. Bugün şanslısınız ki ilk hastası sizsiniz. Ama yani nasıl diyeyim, o kadar böyle hızlı tedavi ediyor ki inanın iyileşeceksiniz. Hiç problem yok. Evet, İsminiz tamam. Neydi? Biz alalım. Nurten çok çektiren. Hastane mutfağına mı gidiyorsunuz? Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun beyefendi. Bir yardım ne var? Evet, Kamuran Bey artık yok. Kamuran Bey var. Olur mu? Nerede? Tayin çıktı. Evet. Bana ne haber verdin ya? Doktor Bey hastalarını Kamuran Bey'e yönlendirdi. Arkadaşım, bana bu hastanın Kamuran Bey'e ne haber verdin? Ben bu hastanın hastayı nereden verdin? Doktor nerede olacak? Ulaşamadık. Doktorumuz var. Kamuran Bey. Ben nerede? Kamuran Bey sizinle ilgilenecek mi? Kamuran Bey. Ben ben nasıl bana ne? Şikayetiniz nedir size? Kafa. Kafa nerede? Kafa? Yani? Beyinler. Bir bakalım beyin var mı? Kardeşim anlamadım ya. Bir dakika ya anlamadım ya. Beyefendi. Kafa beyinler. Yani tam olarak şikayetiniz. Beyefendi. Kamuran Bey sizinle ilgilenecek. Bir saniye. Evet, buyurun. Doktor musun? Danışmanım. Ha. Sinirini, agresifim, kompleksliyim, deniliyorum, bunalıyorum. Hepsi bir anlamda mı yapıyorsun? Senin bir anlamda mı? Ben ilgileneyim beyefendi, ben yardımcı olayım. Ben bunu buluyorum. Buyurun. Bana Kamuran Bey, tamam mı? Evet. Bana Kamuran Bey diyorum, bir doktor. Tabii ki, Kamuran Bey diyorum, beyefendi daha iyi bir doktor. Her derdi de bak, kafanızı da yerine getirir. Hiç merak etmeyin. Ben bu kafayı, buraya buldum. Tamam. Gel bak, sen gel. Ben bu kapıyı burada bozdum. Bu kapıyı burada, bu hastanenin niye kadar gitmem. Merak etmeyin, Kamuran Bey niye gidecek diyorum beyefendi. İsim alayım ben. Sıkkı sayılamış. Tamam. Hiç hastaneye gidiyorum. Peki. Teşekkür ederim. Ay ya, randevusuzların hepsi böyle bir... Ay, çay içelim. Hakikaten ya. Hastalarım nerede? Hastalarım nerede? Merhaba doktor bey. Merhaba. Siz Kamuran Bey'siniz herhalde. Ay, kapıdaki kızlar sizi bir met etti. Ben de dayanamadım. Geldim. Ah doktorcuğum, nereden başlasam, nasıl anlatsam. Siz doktorsunuz tabii, daha iyi bilirsiniz. Allah'ım, bende bir ağrı var. Çekilmez. Öyle böyle değil. Buradan bir başlıyor. Buraya geliyor, burada duruyor. Bir anda anlamıyorum. Doktor bey, siz daha iyi bilirsiniz. Doktorsunuz tabii ki. Allah'ım, bu ağrı çekilmez oluyor. Bir anda geçer gibi oluyor. Bir bakıyorum. Ne buraya? Allah'ım. Burada bir ağrı, bir şiddetli. Ne yapacağımı bilemiyorum o anda. Her şey böyle parçalasın gibi. Tabii siz doktorsunuz, daha iyi bilirsiniz. Allah'ım, bir anda böyle rahatlıyorum derken ağrı böyle bütün vücudumu sarıyor. Orası ağrıyor, burası ağrıyor, şurası ağrıyor. Ne yapacağımı bilemiyorum doktor bey. Tabii siz daha iyi bilirsiniz. Doktorsunuz ya. Ah,
geçenlerde bizim arkadan oturmaya geldi. Onlar da oradan buradan konuşalım derken bir anda dedi ki doktora gittim dedi. Hadi ne doktoruna gittin? Dizlerim ağrıyor dedi. Ay dedim benim de ağrıyor. Kireçlendi dedi. Ay ondan sonra Allah'ım ben dedim kireçlenme var dedim. Doktor bey doğru söyleyeyim ben de kireçlenme var mı? Allah'ım ne yapacağım bilemedim. Ondan sonra Allah'ım ne yapacağım bilemedim. Sonra bizim bir tane hizmetçi var. Ona bir tane amcasının, oğlunun, teyzesinin, karısının bilmem neymiş artık önemli değil orası zaten. Bir baş ağrısından bahsettim. Ay hemen kulak kabarttım. Nasıl bir baş ağrı dedim bu. Ay o baş ağrı bir anda bana da geliyor böyle. Nasıl geliyor anlatamam size. Sanki Cumhurbaşkanı senfoni orkestrası başından öyle çalıyor. Hani bunu böyle söp al kenara koy. Ondan sonra konser bizim tak yerine anlatabiliyorum doktor bey. Siz de bir doktorsunuz daha iyi bilirsiniz. Sonra geçen gün dedim, ay inanamayayım ben yani. Hemen dedim, bir şeyler yapayım evde falan derken ağrı biter. Böyle bir şeylerle ilgilenirsem dedim, daha rahat olurum falan dedim. Ondan sonra vazoya böyle çiçekleri yerleştiriyorum. Ondan sonra bir anda vazoya aldım, vazoya yerleştirip, ay o ne? Allah'ım bir ağrı. Nasıl bir ağrı? Bu şey iki omzuma var ya, böyle çöktü. Ne yapacağımı bilemedim. Vazoyu yere atsam mı atmasam arasında kalıyorum. Bilmiyorsunuzdur tabii ki. Benimki onu Paris'ten getirdi. Maddi manevi biraz da tabii ki önemi var. Ay yemişim vazoyu dedim. Atıverdim yere. Ondan sonra geçtim. Ağla ben. Ağla. Sonra bizimki geldi. Ne oluyor hayatım dedi. Bir vazo için mi ağlıyorsun dedi. Salak dedim. Bir vazo için ağlayacak halim yok ki dedim. Ay salak malak ama beni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Biliyor musun doktor bey? Tabii siz doktorsunuz daha iyi bilirsiniz. Doktor bey. Şimdi ne yapacağımı bilemedim. Arkadaşlar da iyi dedi sizin için. Onun için geldim. Bu ağrılardan nasıl kurtulabilirim, ne yapabilirim bilemiyorum. Siz doktorsunuz daha iyi bilirsiniz ama. Evet doktor bey sizi dinliyorum. Doktor bey sizi dinliyorum. Yani doktor bey, insan bir tahlil yazar, tehlik yazar, bir şey yapar. Ama siz halen böyle bakıyorsunuz bana. Vallahi ya. Evet doktor bey. Yani şuraya geldi, şimdi buraya geldi. İçerideki arkadaşlar dedi ki doktorlar iki sarışı, gayet iyisiniz dedi. Ama ben anlayamadım yani nereniz iyi, ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz anlamadım yani. Bir de ben dedim ki bizimkine, yani dedim tıp doktorları dedim, daha iyi dedim, yurt dışına götürmene gerek yok dedim. Ama bir bakıyorum, susuyorsunuz, hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ne bileyim bir yere gönderiyorsunuz, ne bileyim laboratuvar şey yapıyorsunuz, ne bileyim tedavi yöntemiz var, anlamadım. Beni iki dakikada burada konuşturuyorsunuz. Ha koştum koşmadım da meçhul yani doktor bey. Ay koşa geldim buraya. Konuşmayın fırsat bırakmadın. Ay bağırma. Ay bağırma yapma yok seni. Mahalleye gir seni. Allah'ım doktorum size bir şey olacak. O kızları da soracağım ben. Hocam ya. Mizahla inşallah biraz sizi resim ettirebilmişizdir diyorum. Sürçü lisan etmişsek de affola. Hepinizin tıp bayramını kutluyorum. Kutluyoruz. Evet bizde sanki çok güzel hareketler bunlar vari televizyonda bir skeç izliyormuşçasına keyif aldık. Emeği geçen, hazırlık yapan ve bizzat sergileyen, üstelik de bizim personelimiz, bizim elemanlarımız olunca daha bir gurur verici oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Doktor Ali Urluyaz. Evet, aynı zamanda birkaç teşekkür edeceğimiz kişi grupta var. Basın ekip adına İstanbul Times, Aktüel Gazete, Zeykent, Irak televizyonlarından Erreşit ve Hunal Bağdam ve aynı zamanda MHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Fatih Ahmet Alparslan da aynı zamanda AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Erdoğan Biberoğlu da bizlerle birlikte bu tıp bayramının kutlamasına katıldılar. Ayrıca teşekkür ediyoruz bir kez daha. Şimdi yine katılanlar personeli dışında katılanlar var bu akşamı renklendiren. Sevgi grubu adına Ali Gündüz, hekimler adına ve Avrasya Hukuklarına Hüseyin Urlu'ya çiçek takdim edecekmiş. Ali Gündüz'ü ve Hüseyin Bey'i sahneye alıyoruz.
Hastane hizmetlerinin, hemşire, kendi hizmetler, hepsinin tıp bayramını kutluyorum. Biz sevgili grup olarak, bizim son etkinliklerinde de buradaydık. Ne zaman çağırlarsa burada oluyoruz. Zaten Hüseyin Beyler, İbrahim Beyler ve diğer sersin arkadaşlar da sevgiden yanalar. Ve bizim bu arada sevgili grubumuzun Kurumsal Başkanı Ahmet Çelik Bey var. Kişiyi biz birlikte sormak istiyoruz efendim. Ahmet Çelik Bey'i davet edelim. Evet. Ayrıca bir sevgilimizden bir tek arkadaşımız var. Eski Uçeli Kutluş Derneği Başkanı buradalar. Hüsnü Bey de gelebilirler. Zeytin Sporlar Derneği Başkanı Muhsin Koç Bey buradalar. Bunlar hep sevgi grubu üyesi. Sizin hastanede çalışan arkadaşlar da bizde efendim. Dilay Hanım da bizde şeyler bizdeler. Dilay Tüncel Hanım da bizdeler. Ve geçtiğimiz hafta Zeytin Üniversitesi'nin milletliğinde de Profesör Orhan Tuğla birlikte çiçek sunmuştuk. Şimdi Alpay'ı da sevgi grubu üyelerinden. Ben 25 yıldır. Evet. Ayrıca diğer Akdeniz Aslı'nda Osman Bey, İstanbul Tarihçiler, Taylan Beyler birçok arkadaşlarımız burada. Ayrıca Kaymakam Bey'imiz de çok sevgili insanı. Geldiğimiz günden beri bizim gerek sevgi grubu olarklarımızda, gerek Zeytinburnu Çevre Değerli olarklarımızda. Kaymakam Bey'imizi rica edelim. Zaten biz bu şeyi politik olarak tüm arkadaşlar namına doktorlarına veriyoruz. İbrahim Bey'i, Hüseyin Bey'i de rica edelim. Hem beraber toplu resim çekiliriz. Başhekim hanımefendi de rica edelim Dükkan Hanım'ı. Buyurun. Eczacı Hanım'ı rica edelim. İbrahim Bey'i eleştirdi. Buyurun. Sen değerli kaynakamızın böylece alalım sevgili insanı. Çünkü geldiğinden beri Zeytinburnu Çevre Derneğimizin yanında oldu. Başkanım dur. Sevgi grubumuzun yanında oldu. Sevgili ya. Ali abi. Ali abi diğerleri sevgisiz mi demek istiyorsun? Sevgi varsa herkes sevgili ya. Sevgi varsa her şey vardır. O zaman hepimiz çıkmamız lazım oraya. Size sevgi var herkes. Tamam. Buyurun. Değerli abi sevgili arkadaşımız. Tüm doktorlar namına veriyoruz. Lütfen kavur buyurun efendim. Kavur teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Osman Bey. Evet, biz de sevgi grubuna Ali Gülmüz'e teşekkür ediyoruz. Hüseyin Bey'in de burada kalsın. Kendisine bir iki teşekkür daha var. Önce Nurhan Ulgur hanımefendi kara kalem resim çalışması takdim edecekmiş. Nurhan Ulgur. Evet. Ve Ayşe Ulgur hanım da akrostiş bir şiir okuyacakmış. Evet. Nurhan Hanım kara kalem çalışması. Hüseyin Bey'e açalım. Evet. Kardeş misiniz? Bulgur. Anne. Anne. Peki. Ayşe Hanım'da bir akrostiş okuduk o zaman. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum Hüseyin Grubu Bey'in grubuna ve hepinize bir şiir yazdım akrostiş olarak sizlere okumak istiyorum. Ailenizin şefkatli can kurtaranları diyorum.
Varlığınıza iyi ki varsınız diyoruz. Rahatlığımızı veren Avrasya doktorları, A'dan Z'ye tüm çalışanları, sizlerden sevgi, saygı ve şifa buluyoruz. Yalvarıyoruz yaradına, sizlerin adına açar inşallah sizlere cennet kapıları. Hastasıyız kurucuların ve ekibinin, o güzel sevginin, saygının, ilginin. Sabah akşam 7.24 bizler için pervane olmuş Avrasya milletlerinin. Tıp bayramı kutlu olsun. Ay şaşırdım. Izdırap eden keder doğmasın içinize yüreğinizi. Tıp bayramı kutlu olsun hepinizin. Allah'tan dileğimiz sizler için layık olsun. Tüm sağlıklar, şifalar hepiniz için. Hepimize Allah acı, keder, elem vermesin. Hepimizin yükü her daim gülsün inşallah. Nitek 15 bin lira. Sevgili değerli konuklarımız ve doktorlarımız. Burada sizler için bulunuyoruz. Sizlerin bayramınızı candan kutlamak için geldik. Ben buraya hastaneye 2 sene evvel büyük kalp ameliyatı geçirdim 2 sene önce. Benim çok zor durumda gelmişimdim ben. Kalbimde yırtık vardı. Ondan sonra damarlarım tıkalı vaziyette. Komada gelmiştim. Ama Allah razı olsun buranın doktorlarını asla unutamıyorum. Ali Rıza Cenab-ı ameliyatında bulunan Cenk Kataroğlu Bey, Celal Gürgeci Bey, tabii başta Hüseyin Uylu Bey olmak üzere burada sonsuz sevgilerimi, saygılarımı, teşekkürlerimi ve bayramlarını kutlamak için bulunuyorum. Hepsini o kadar çok seviyorum, o kadar çok seviyorum. Sevgimi dile getirme zorluğu çekiyorum. Çok seviyorum hepsini. Her zaman için onlar için dua ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Çok seviyorum bütün doktorlarımı. Ben böyle ne doktor gördüm bu yaşıma geldim. Ne de böyle bir hastane, ne de böyle bir çalışan ekip. Görmedim, şahsen görmedim. Çok seviyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Tıp bayramınızı candan gönülden kutlar, sevgiler diliyorum hepinize. Sağ olun. Teşekkürler Paşa. Çok teşekkür ediyoruz. Sizinize alırız. Cerrah Paşa Tıp Fakültesi'nden de Doçent Doktor Vehbi Altunçul karikatürü sunmak için geliyor son olarak. Karikatürümüzde 14 Mart'la ilgili aile çiçek sunuyor hekimimize. Tabii ki doktor kardeşimiz de kalbini o aileye takdim ediyor. Hepinize sayenizde teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz ve son olarak da eski, çok eski olmasa da 1990'lı yıllara kadar kariyeri uzanan TRT ve Star 1'de yanılmıyorsam spikerlik yapan, o zamanlar TRT'de böyle ara spikerliği vardı. Programın akışıyla ilgili belli aralarda haberler sona erdi. Az sonra başlayacak yarışma programımız ya da dizimizle ilgili bilgi verirdi. Saatler, dakikalar hep kayardı. O ara spikerlerin işleri güç olurdu. Onlardan biri Sayın Müge Oruç Kaptan. Uzun bir kariyerin sonrasında biriktirdiği deneyimlerini şimdi şiir olarak bizlere sunacaksın. Çok teşekkür ederim efendim. Evet, 1990'ına kadar TRT, ondan sonra da özel kanallar. Biliyorsunuz belki dizilerde, tiyatro hala devam eden bir meslek hayatı var tabii. Tıp bayramınızı kutluyorum. Ben de bir doktor kardeşi olarak bu işin ne kadar meşakkatli olduğunu, ne kadar zor olduğunu biliyorum. Geceniz gündüzünüz olmadığını biliyorum. Efendim elimizde belki her şey var. Birçok insanla, birçok meslekteki kişilerle ilişkimiz var ama sanırım hayatımızda her
zaman var olan en kutsal mesleğe sahip doktorlarımız olmasa olmaz. Öyle değil mi? Ben onlar için kocaman bir, sizler için kocaman bir alkış ve bugün için çok hazırlıklı olduğumu söyleyemeyeceğim ama çok ani geldim. İyi ki de geldim. Çünkü sizler her zaman diyorum, Allah düşürmesin, eksik de etmesin ama olabiliyor tabii. Şimdi güzel bir şiir buldum. Onu sizlere okumak istiyorum ve tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize, hasta bakıcısında, çünkü çok önemli. Hasta bakıcı bence değil mi, ne kadar önemli, tertemiz olacak her yer. Hastalara bakılacak, pansuman yapılacak, onların istekleri sürekli tetikte olan bir iş, bir kariyer. O nedenle onları da unutmamak lazım. Doktorum, Allah'ın en kutsal mesleğindesin. Şükran, sevgi, saygı sana doktorum. Hastanın yanında desteğindesin. Şükran, sevgi, saygı sana doktorum. Hipokrat yerini meslek sırrın, şiarın. Ona bağlı kalmak hep iftiharın. Meslek aşkı sönmez gönül diyarın. Şükran, sevgi, saygı sana doktorum. Ömrünü adamışsın hastalarına. Gece gündüz azmin, çaban onlara. İyileşen hastan ödüldür sana. Şükran, sevgi, saygı sana doktorum. Hastanla ilgili bildiğin sırrı açmazsın kimseye, geçse aşkı. Bu hasret hekimin meslek düsturu. Şükran, sevgi, saygı sana doktorum. Evet, biz de Müge Hanım'a teşekkür ediyoruz. Kariyerin devamında da başarılar diliyoruz. Aynı zamanda bu 14 Mart Tıp Bayramı CHP İlçe Başkan Yardımcısı Arzu Gelgel ve Doğru Yol Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Kemal Abdullahoğlu da bizlerle birlikte onlara da geldikleri için ayrıca teşekkür ediyoruz. Her ne kadar ilgili bakışlarla takip ediyorsanız da programımız maalesef bitti. Kut bayramı bitti ama önümüzde Ramazan bayramı, Kurban bayramı ve diğer yılbaşı etkinliklerinde yepyeni programlarla birlikte olacağız. Bizi izlemeye, bizlerle birlikte olmaya devam edin. Tekrar geldiğiniz için, katıldığınız için teşekkür ediyoruz. İkram ve kokteyl için sizi sol tarafa doğru alıyoruz.